Herkese merhabalar. Şu anda Cenevre'den Lyon'a doğru hareket ettik. Cenevre tren garında trene bindik. 2 saatlik bir hızlı tren yolculuğu var. İsviçre'den Fransa'ya doğru geçeceğiz şu anda. Karşımızda Alp Dağları var ve tren içerisindeyiz. Trende biletinizi aldığınız zaman flexible, istediğiniz yerde oturabiliyorsunuz. Şöyle ufak kompartmanlar var. Şurada görmüş olduğunuz dağlar, görebiliyor musunuz şu anda? Alp Dağları. Burada da Alisa var. Alisa, merhaba de. Merhaba. Şurada görüyorsunuz, bunlar Alp Dağları. O Heidi'nin yaşadığı dağlar. Günü birlik Lyon turu yapacağız biz. Akşam tekrardan geri Cenevre'ye döneceğiz ve Cenevre'de gezmeye devam edeceğiz. Nihayet Lyon'a ulaştık. 2 saatlik bir tren yolculuğu. Güzel geçti. Ama Lyon'da nereye gideceğimizi bilmiyoruz şu anda. Bakacağız etrafa. Şimdilik şöyle bir alan. Tren garı burası. Tren garından çıktık. Burada insanlar nereye gidiyorsa biz de o tarafa gideceğiz ama biraz hareketli bir şehir. Cenevre gibi değil. Canlılık var burada, onu söyleyebilirim. Burada AVM bayağı bir kalabalık. Yani bizim Türkiye'deki AVM'ler gibi aynı. Yani Cenevre'deki o sıkıcılık burada yok. Tren istasyonundan çıkınca hemen karşısında. Her şeyde var AVM'de yalnız. Yalnız bu Black Friday hikayesine millet her yeri talan etmiş. Her şeyi bitirmişler. Lyon'da Rhône Nehri. Rhône Nehri mi deniliyor, Rhône Nehri mi deniliyor bilmiyorum ama o nehrin üzerine şimdi çıkacağız. Yine karşıda böyle. Lyon'un bu arada bir özelliği, Fransa'nın en büyük ikinci ya da üçüncü şehriymiş burası. Antik yapılar çok varmış. Milattan önce 15. yüzyıldan kalan. Hatta burada bir tane amfiteyatro bile varmış. Gidebilirsek bize bir bakacağız amfiteyatroya. Ama nehir üstünde. Burası güzeldir. İşte size Lyon. Burası şu anda Lyon'daki Republika Caddesi imiş. Bizdeki İstiklal gibi. Göz önce gösterdiğim yerden başlıyor, böylesine gidiyor. Sağlı sollu gene ünlü markalar. Her şehirde olduğu gibi burada da var. Noel süslemeleri de ufak ufak başlıyor zaten. Her yerde Noel hediyelik eşyalar, ağaçlar. Burada bu restoran var. Le Cretino mudur nedir? Millet böyle sırada, sanki Louis Vuitton'dalar. Burada da sıradalar yani restoranta girmek için. Nusret tarzı herhalde. Bu cadde böyle lüks markalarla, restoranlarla gidiyor. Meydanda ufak kalabalık bir bölge. Ulusal Opera binasına gelmişiz. Şöyle ben de şimdi gördüm. Böyle üzerinde gene bir değişik bir mimari var. Tiyatro salonu. Şöyle geldiğimiz yol. Burada da böyle bir şey var ama anlamadım burayı. Burası Avrupa Birliği Bakanlığı olabilir. Güzel bir yere de benziyor. Şurada ortada bir tane anıt var. Şu sağ tarafta geldiğimiz Rhône Nehri var. Sol tarafta da yine bu tarafa gideceğiz. Başka bir nehir var. Böyle devam ediyoruz. Bu meydanda dün kadına şiddet günü olduğu için böyle öldürülen kadınların ayakkabılarını koymuşlar. Böyle anıtsal bir görüntü vermişler. Kadına şiddetten dolayı hep kırmızı kanlı ayakkabılar. Lyon'un dar ara sokaklarında herhalde gece hayatının yoğun olduğu bir yerde, sağlı sollu restoranların bulunduğu ara caddelerde gezintiye devam ediyoruz. Burada gene değişik restoranlar var. Şöyle bir geleyim, şöyle fiyatları göstereceğim. Royal Tandoori diye bir şey var. Neyse, Hint restoranı mıdır nedir? Bak fiyatlar böyle. Şurada şu zımbırtları 11 euro'luk bir menü. İçinde herhalde bu nedir? Bakayım. Beef diyor. Kebap. Böyle fiyatlandırma koymuşlar. Değişik bir yer. Yani şu meydandan buraya doğru geliyor bu ara sokak. Biz de burada sağ taraftan bir Türk lokantası bulur muyuz, karnımızı doyurur muyuzun peşindeyiz şu anda. Buradan devam edeceğiz. Türk döneri bulabilir miyizin peşindeyiz dedik ya.
Buradaki dönerler bazıları böyle tavuk döner, garip. Mesela bir tane var burada, Snackless Turkish diye bir şey. Değişik bir şey, dönerini şimdi size göstereyim bak. Ben daha görmedim bu arada, iyi mi kötü mü bilmiyorum. Hops. Böyle. Yani şurada fiyatlar. Bu duvarda balkonlar, kişiler resmedilmiş. Böyle enteresan bir yer. Ne demiş? Le Fresco de Lyona. Burada böyle bir boulangerie bulduk. İçeride güzel ekmekler, kruvasanlar, değişik tartlar var. Espresso 1.20. Kruvasan da espresso 2 euro. Biz de burada bir şeyler aldık kendimize. Şurada. Ben her zamanki gibi yiyecek bir şey bulamadım. Döneri de bulamadık. Şimdi bakalım biz ne almışız. Ben bademli istedim bana. Burada çikolatalı kruvasan var bir tane. Kaç para çikolatalı kruvasan? 2. 2 euro. Şu kruvasan 1 euro. Burada bir tane var. Şunu göstersene bize Asya. Bunun içinde böyle bir panda şeklinde çikolatalı bir şey var. 2 euro da bunun şeyi var. Bu da böyle. Bu da benim güzel karışık tahıllı. Bir ekmek. Bu da 1,5 euro. Bu da böyle. Bu da böyleymiş. Hadi afiyet olsun. Bu arada nehir kenarındayız. Nehir kenarında şöyle şu güzel ortamda bunu yiyoruz. Asma köprü var şurada. Biraz sonra asma köprüden de geçeceğiz. Burada böyle asma köprüler var. Şurada sağ tarafta da bir tane var. Son nehri burası. Biraz önce Ron nehri vardı. Bir de son nehri var. Lyon bu iki nehrin geçtiği, ortasından geçtiği bir şehir. Burada değişik yapılar da var. Şu tepede çakma bir Eyfel Kulesi gibi bir şey var. Gene bir katedral var. Biz de böyle. Yine nehir kenarında lüks markalar var. Bu taraflara doğru bakacağız. Burası Lyon'un Old Town denilen yeri. Eski Lyon. Böyle girişler var. Tepede bir tane güzel bir bazilika var. Millet burada yine sırada. Food Trouble diye. Değişik bir yer. Bunda hep yemek sırasında mı acaba? Bakıyorum. Ya da gezmeden geliyorlar. Hakikaten çok yoruldum. Şu yukarıda arkamda bazilika var. Bu bazilikaya çıkabilmek için bakın. Şöyle aşağıdan böyle belki 500 tane 600 tane basamak çıkmışızdır. Bir anda Ali'yi hatırladım. Yanartaş'a abi 50-60 tane basamak var dedi. 500 tane basamak çıktık. Bu da ona benzedi ama şehri daha net göreceğiz. İnanın şimdiye kadar hiç bu kadar yükseğe çıkmamıştım. Burası çok tepede ve belki 1000 tane basamak çıktık. Ama değdi mi değmedi mi siz düşünün. Bakın ta şurada şu gördüğünüz yerden yukarıya kadar çıktı ama Lyon ayaklarımızın altında şu anda. Alisa. Dur oradan bakacağım. Para vermem lazım. Paramız yok kızım. Şu bazilika buraya çıkmak için şu alan. Şöyle buraya çıkmak için işte belki 1000 tane basamak çıktık. Çakma Eyfel Kulesi dedim ya aşağıda. O da burada. Nihayet Notre Dame Bazilikası'na ulaştık ve karşınızda Notre Dame Bazilikası. Görüyor musunuz? Şimdi içine bakacağız. Şu üsttekiler kralmış ha. Şunlar kralmış. Ben bilmiyordum. Krallar Galerisi. Krallar Galerisi'ymiş bu üst. Başka ne var burada? Ay burada bir sürü şey var. Bir sürü şey varmış burada. Şu giriş kapısı. İçeri bir girelim bakalım. Hani ne varmış bu şahşalı yapıda? Bazilikanın içerisindeyiz. Şöyle çok güzel. Hani diğer girdiklerimden çok daha farklı. Yapı çok güzel. Hakikaten güzel. Biraz önce uyardılar bizi. Sessiziz diye. Sessiz olmaya çalışıyoruz. Lyon, UNESCO Dünya Kültür Mirası'nda yer almaktadır. Burası da Roma'nın, Galya'nın eski antik tiyatrosu. Yerden yükselen sütunlar var ama bizim ülkemizde bunlardan çok daha fazlası var.
Antalya'ya gittiğiniz zaman, Ege'ye gittiğiniz zaman bunlara zaten doyuyorsunuz. Burası da burası için yeterli. Lyon'da antik şehirdeyiz. Lyon ayaklarımızın altında. İnanılmaz güzel ya. Süper. Çok mu güzel Asya Hanım? Efsane. Efsane yani. Efsane güzelmiş Lyon. Bir gün geldik biz buraya. Günübirlik Cenevre'ye geldik ama akşam 8.38'de de yine aynı trenle geri döneceğiz. O arada bakabildiğimiz kadar yere bakmak istiyoruz. Şurada gördüğünüz şu yapıyı hatırlıyorsunuz değil mi? Notre Dame Bazilikası da orada. Şimdi pub'lardaki fiyatları şöyle bakalım. Şurada hepsi burada yazıyor. Böyle bir pub içeride. Şöyle Pirates, Candies. Şekerler var gene burada. Noel hazırlıkları var. Ufak tefek, irli ufaklı mağazalar var. Burası eski kent meydanı. Merak ettiğim nokta şu. Şimdi bir tane eyleme denk geldik. Tercümesi şuymuş. Fransa'ya özgürlük. Acaba merak ettim, bunlar hangi şeyin özgürsüzlüğünü yaşıyorlar? Onu çok merak ettim. Şöyle size paylaşmak isterim. Ha, bu dün kadına şiddet günüydü ya. Onunla ilgili de bir eylem söz konusu. O da var bunun içinde. Yani özgürlük diyorlar, demokrasi diyorlar. Çıldırıyorlar. Özgürlük zaten kadınlara da belki. Kadınlara özgürlük diye çıldırıyorlar. Lyon'un ünlü Bellecour meydanına geldik. Bizim Taksim meydanı gibi. Bir tane anıt, bir dönme dolap. Şanzelize'nin sonundaki gibi. Ve Yenişehir merkezinin kesiştiği, birleştiği nokta burası. Olimpik Lyon'un şampiyonluklarından sonra kutlamaların yapıldığı meydan olabilir. Bellecour meydanından bir tane sola, bir ortaya, bir de sağ tarafa yürüyüş yolları var. 3 tane ünlü yürüyüş yolu. Biz herhangi birine gireceğiz şimdi. Evet, şimdi Lyon'da bir tane markete girdik. Fiyatları şöyle ufaktan bakalım. Mandalina 2 kilosu 5 euro. Ondan sonra burada portakal 3 kilosu 5,5 euro. Burada elma var. 2,49. Biraz fiyatları göstereyim size en azından. Armut var. 3,29. Fiyatlar. Üzüm, şu üzüm kaç para bu? 400 gramı 4,49 euro. Maşallah iyiymiş. Hakikaten maşallah. Şuraya geleyim. Domates 2,19. Burada var biraz yeşillikler. Patates burada kaç para? 2,5 kilosu 2,25. Normal. Normal yani. Sonrasında böyle bakalım başka neler var burada. Alkol var. Alkoller. Bunlar bilmiyorum. Bunlar şarap kısmı. Şaraptan çok anlamayız. Bakalım başka gösterebileceğim şey var mı size. Burada şarap. Burada ne var? Viskiler var. Şu Old Tony, bu indirime girmiş. 10-19 şu. Sonrasında başka ne var burada? Jim Beam var. 21.70. 700 mililitrelik burada. GB var. 19. Arkamda ne var? Arkamda çeşit çeşit. Bakıyoruz. Heineken'ler. Altılısı 10.99. Yok, 12'lisi. Tanesi 1 euro. 1 euro tanesi var. Bakalım başka ne var? Tekila falan var mı buralarda? Çeşit çeşit bakalım. Bunlar bira çeşitleri herhalde. Fiyatlar böyle. Bu tarafta yine devam ediyor. Burada hala devam ediyor. Burada da içecekler falan var. Ekmek fiyatları. Şu 400 gramlık baget 0.97 euro. Şurada et reyonu var. Dondurulmuş gıdalar var.
Ama fiyatlar genel olarak yüksek. Lyon'daki 8 saatlik yolculuğumuz bitti. Şu anda Lyon'daki gara geldik ve trenimize binerek tekrardan Cenevre 2 saatlik hızlı trene bineceğiz. Güzel bir şehir, sempatik bir şehir ama biraz pahalı. İsviçre'ye pahalı diyorduk biz ama burası çok daha pahalı. Değil mi Asya Hanım? Size bir şey söyleyin. Pahalı ya. Yemek yiyemedik, aç kaldık ne yazık. Yani yiyebilecek yemek de yok. Hani yemek konusunda burası biraz sıkıntı, bunu söyleyebilirim. Şimdilik biz trenimizi bekliyoruz. Otelimize dönemedik ve sonra biz bekliyoruz trenimizi, ne zaman gelecek ve biz bin.